Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Temmuz'un ilk gününden arta kalan her başlığı, her gelişmeyi hiç eksiksiz taşıyacağız ekranlarınıza her zaman olduğu gibi bu akşamda. 45 dakikalık haber maratonumuzda siyaset gündemini meşgul eden sıcak başlıklar da var. YouTube, Twitter ve Netflix'in kapanmasına kadar gidecek bir süreç söz konusu. Geçen hafta İstanbul Esenyurt'u vuran selde evleri çamur altında kalan ailelerin yaşadığı mağduriyetler ve çözümü de. Hayatın tam da orta yerinden ibretlik hikayeler de olacak. Ama 7'den 70'e tüm Türkiye'nin ciğerini dağlayan İkran Nur'da. İkran Nur'un cansız bedeni dün evine en fazla 1 kilometre kadar uzaktaki bir dere yatağında bulunmuştu. Bir dizi detay bugün ortaya çıktı. Tabii o detaylarla birlikte sorular da. O dere yatağı daha önce aranmıştı, bunu biliyoruz. Peki nasıl oldu da İkran Nur orada ilk seferinde bulunamadı? Acaba arama ekipleri iyice bakmamış mıydı? Yani bir ihmal olabilir mi? Ya da tam tersi İkran Nur'un cansız bedeni oraya arama kurtarma ekipleri başka bir yere odaklandığında mı getirildi? Bunlar sırrı çözecek cümleler ve cevaplar olacak. İkran Nur bulunduğunda elbisesi üzerindeydi. Ayakkabıları da ayağında. Ön otopsi raporu bugün çıktı. Minik İkran Nur'un bedeninde bir darp izine rastlanmadı. Yani ortada bir cinayet izi yok gibi görünüyor. Ama yine de nasıl, neden ve kim sorusu orta yerde durmaya devam ediyor. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde yaşanan öykü neresinden bakılırsa bakılsın çokça gizemi içinde barındırıyor. Bu kesin. Müge Anlı İstanbul'da stüdyoda sırrı çözmek için çabaladı bu sabah. ATV Haber ekibinden Özlem Aktay ve kameramanı İlhan Tanrı Överse Giresun'daki o köyde. Yeni bir bilgi var mı? Jandarmadan ya da savcılıktan bir bilgi edinilebildi mi? Az sonra öğreneceğiz Özlem'den. Bu gece bu ekrandan size sıra dışı bir hayat hikayesini de anlatacağız. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu 9 ülkede eş zamanlı olarak dün yapılmıştı. Operasyonda yakalanan dünyaca ünlü Türk uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın sıra dışı hikayesini ATV'nin güçlü arşiv desteğiyle derledik. Film gibi bir öykü. Biraz bekleteceğim ama Türkiye'nin karanlık yıllarını da anlatan o öyküyü lütfen kaçırmayın, şimdiden söyleyeyim. Ana habere başlarken bir de sıcak bilgi vermiş olayım. Hafta başında benzine bir indirim gelmişti. Bu gece yarısı bu kez tam tersi benzin, motorin ve LPG fiyatları yükselecek. Eğer deposunu doldurmak isteyen varsa hatırlatmış olalım. Gece yarısı benzine 11, motorine 10, LPG'ye 32 kuruş zam gelecek. ATV Haber başladı bile. ATV Haber 7 yaşındaki İkran Nur'un ölümünün ardındaki sorulara yanıt arıyor. Kaybolduktan 4 gün sonra cansız halde bulunan küçük kız dere kenarına düştü mü yoksa atıldı mı? 4 gün boyunca neden hiçbir ize rastlanamadı? Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve gelelim siyasetin gündemine. Gündem çok sıcak ve sosyal medya ana başlığı altında bir dizi önemli düzenleme, hatta belki de kapatma kararı yolda. YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal mecralar kalıcı olarak kapanabilir. İşi bu noktaya getiren, siyasetin gündemini böylesine geren neden çok ama çok utanç verici bir dizi sosyal medya mesajı oldu. Berat ve Esra Albayrak çiftinin 4. evlatları önceki gece dünyaya gelmiş. Bu dille konuştuğum için lütfen kusuruma bakmayın şu dakika itibariyle ama daha azını söylemek mümkün değil. Sosyal medyanın azılı itibar suikastçıları o haberin ardından Albayrak ailesini hedef alan çok çirkin cümleler kurmuştu. AK Parti İl Başkanları toplantısında liderlik eden Erdoğan işte o saldırılardan bahsetti bugünkü konuşmasında. Hakaret içerikli mesajların hem ailesinin hem de kendinin canını acıttığını söyledi. Üzgün, bir o kadar da öfkeliydi. Bunun hesabını soracağız dedi. Bazı konular var ki inanın bana üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Böyle başladı sözlerine. Ardından konuyu önceki gece doğan torunu üzerinden Albayrak ailesine yöneltilen hakaret mesajlarına getirdi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Ancak kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Daha yeni doğmuş bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini
bırakmayacağız. Sosyal medya platformlarının düzene sokulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti bireyinin her biri yaşayabilir. Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarının hukuken sorumlu olmamak için Türkiye'de temsilcilik açmamasını eleştirdi. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Erdoğan'ın bahsettiği düzenlemeyle yurt dışında faaliyet gösteren şirketler dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda kalacak. Şayet açmazlarsa kısıtlama ve hatta kapatma cezaları uygulanabilecek. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Başkan Erdoğan'ın il başkanlarıyla yaptığı toplantıda gündeminde ekonomi de vardı. Temmuz ayıyla birlikte Türk ekonomisinin sıçrama yaşayacağını söyledi ve ekledi. 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız. Başkan çarşamba mesaisini Astana zirvesiyle noktaladı. Video konferans yoluyla yapılan zirvede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani Suriye'nin geleceğini konuştu. Cansız bedenini burada ekipler nasıl görmedi? İşte şimdi bu soruların yanıtı arıyor. Cesedine ulaşıldı. Şu anda babası olay yerine, cesedin bulunduğu yere doğru koşuyor. Hiçbir şey İkra Nur'u geri getirmeyecek. Evet, çok soru var ve evet, çoğu da net bir cevap bulabilmiş değil ama son 4 gündür yani İkra Nur kayboldu haberini duyduğumuz ilk andan bu tarafa. O yüzden Giresun'dayız ATV Haber olarak. Haber merkezimiz adına Özlem Aktay'ı sürüyor. Sadece biz değil tabii, savcı da, jandarma da aynı izde. Hatta Müge Anlı da. Evet, çok soru var. İstedersek belki onlarcasından bahsedebiliriz. Başlarken dikkatinizi çekmeye çalışmıştım bir bölümüne o soruların. Kafamıza en çok kurcalayan sorulardan ilki o dere yatağının daha önce de arandığı gerçeği. 1. Nasıl oldu da İkra Nur orada ilk seferinde bulunamadı? 2. Acaba arama ekipleri o dereye iyice bakmadı mı? Yani bir ihmal söz konusu olabilir mi? Ya hep oradaysa ve eğer boğulduysa, daha erken bulunmuş olsaydı hala hayatta olabilir miydi, kurtarılabilir miydi? 3. Belki de tam tersi, İkra Nur'un cansız bedeni oraya, arama kurtarma ekipleri başka bir yere odaklandığında getirilmiş olabilir. Dedim ya, çok soru var. İkra Nur bulunduğunda şükürler olsun ki elbisesi üzerindeydi, ayakkabıları da ayağındaydı. Otopsi raporu ise bugün çıktı. Adli tabip İkra Nur'un bedeninde darp izi görmedi. Peki o minik kız neden öldü? Bu soruların çoğuna ATV Haber Merkezi'nin özel görüntü ve bilgilerinin de içinde yer aldığı haberimiz cevap verecek. Kalanına Özlem Aktay cevap verecek, onun da altını çizelim. Gelin adım adım gidelim. Önce dünden bu yana hangi aşamaya gelindi onu izleyelim. Sonra da son durum için Özlem'e sözü bırakalım. Yedi yaşındaki İkra Nur'un sır ölümü gizemini hala koruyor. Küçük kız boğuldu mu yoksa birileri tarafından öldürülüp dereye mi atıldı? Polis işte bu sorunun peşinde. İlk otopsi raporuna göre İkra Nur derede boğularak ölmüştü ve vücudunda darp izleri yoktu. Ancak deredeki su seviyesinin azlığı akıllara yeni soruları getirdi. Dereden karşıdan karşıya geçiyorum ama karşıdan karşıya geçerken bile derede su seviyesi diz kapağıma kadar gelmiyor. İşte böyle bir suda, yani debisi düşük bir suda 7 yaşındaki bir çocuk nasıl boğuldu? İşte bu sorunun da yanıtı aranıyor. 7 yaşındaki İkra Nur'un cansız bedeni kaybolduktan 4 gün sonra evinden kuş bakışı 1 kilometre uzakta derede bulunmuştu. Bahçeden gitmiş olsa. Yani buradan. Evet. Şuradan mı? Bahçeden. Buradan evet, böyle yürümesi lazım. Evet, inmesi böyle lazım. Böyle inmesi öyle. Lazım, inmesi lazım. Oralar hep kef bayır. Şu gördüğünüz ağaçlıklar. Dik zaten, çok dik evet. Yani.
Buradan inecek. Evet, inecek. Daha iniyor hala çocuk. Şuradan karşıya mı geçmesi evet, lazım? Oradan karşıya geçmesi orayı lazım. Bulunduğu yer burası değil evet. mi? Oh 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 buraya gelecek. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. İkra Nur'un fındık tarlasına girip ardından cansız bedeninin bulunduğu o bir kilometrelik hattı size göstereceğiz. Fındık tarlalarıyla dolu ve burada ilerlemek, ayakta durmak çok zor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kamelede otururken tam arkamda kız çocuğu sesi çığlığı duydum. Canı yanmış tarzıydı. Yani üçüncü kez bir daha çığlık oldu. Köy sakininin işaret ettiği yerde inceleme yapan ekipler ayak izleri buldu. Çizme gibi zaten erkek ayakkabısı çizme şeklinde. Bot veya çizme. İkra Nur'un cansız bedeninin bulunduğu bölge ise ekipler tarafından daha önce iki kez aranmıştı. Ancak küçük kızın suda boğularak öldüğünün belirlenmesi ilk günden beri orada olduğu ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu da bölge iyi aranmadı mı sorusunu akıllara getirdi. İlk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. İlk bulgular suda boğulma dese de aile İkra Nur'un cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Hayatta oraya o gideceğini zannetmiyorum yani. Onu bildiği korktuğu için, onu evleri aranacağını bildiği için onu dün akşam getirip oraya bıraktılar. Ve İkra Nur'un ardından bugün İcilli köyünde cenaze namazı kılındı. Tabuta örtülen bu elbise küçük kızın hayattayken en sevdiği giysiydi. 7 yaşındaki İkra Nur'un kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak. Peki son durum ne? Soruşturmada yeni bir aşama var mı? Özlem beni orada o köyde, İcilli'de, hatta İkra Nur'un cansız bedeninin bulunduğu derede bekliyor. Sevgili Özlem, haberini izledik. Nasıl ve neden sorularına cevaplar vardı. Peki sende yeni cevaplar var mı? Bir de o dereyi göstersin İlhan lütfen bize. Çünkü sır sanki biraz da o derede gibi. Cem Öğretir, İkra Nur'un ölümüne ilişkin ilk resmi açıklama bugün Giresun Valisi Enver Ünlü'den geldi. İlk bulgularda öldürüldüğüne dair bir iz bulunamadığını söyledi ancak gelecek adli tıp raporunda işaret etti. Şimdi cinayet mi kaza mı henüz bilinmiyor ama çokça soru işareti var. Hemen derenin içinde göstererek anlatmak isterim. Dün öğle saatlerinde 2.30 sularında küçük kızın cansız bedeni jandarma tarafından bu noktada bulundu. O noktaya doğru şimdi adım adım yürüyorum. Aslında ekipler günlerdir tüm bu alanı taradılar. Her yer İkra Nur'u aradılar ancak bir iz bulamadılar ta ki düne kadar. Dün öğle saatlerinde ekipler buraya geldiğinde küçük kızı üzerinde kıyafetleriyle buldular. İşte bundan sonrası çokça soru işareti. Neden derseniz gösterelim. Köylüler yaklaşık 2 haftadır yağmur yağmadığını, Giresun'da suyun debisinin az olduğunu söylüyor. Gezerek anlatıyorum. İşte benim diz kapaklarıma bile gelmiyor su. Yani suyun debisi aslında yüksek değil. Eğer küçük kız buraya düştüyse bu kadar suda nasıl boğulmuş olabilir? Soru işaretlerinden biri bu. Bir diğeri de günlerdir ekipler burada arama tarama çalışması yapıyor. Derin bir sudan bahsetmiyoruz. Suyun akısında zaten kameraman arkadaşım ekrana getiriyor. Böyle bir suda boğulmuş olsa bile neden görülemedi ki biz burada yürürken taşları bile çok net görüyoruz. Yani su seviyesi zaten çok az. İşte bu da diğer bir soru. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Küçük kız nerede kaybolmuştu? Hemen tepedeki noktadan kaybolmuştu. Fındık tarlasından kaybolmuştu ve bir kilometrelik alanda işte buraya bu dere yatağına bağlanıyordu. Küçük kızın cansız bedeni de işte bu noktada bulundu. Şimdi küçük kız neden öldü? Bir cinayet mi? Bir kaza mı? Bu ölüme ilişkin şüpheli bir durum var mı? Adli tıp uzmanlarıyla konuştum bugün. Bugün onlar sonucun beklenmesi gerektiğini söyledi. Detaylar bu şekilde Cem Öğretir. Özlem teşekkürler.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dün yapılmış. Uyuşturucu baronu Nejat Daş işte o operasyonda yakalanmıştı. Dünyaca ünlü zehir tacirinin film gibi bir hayat hikayesi var. Adını ilk kez 27 yıl önce Kısmet'in 1 ve Lucky S gemilerine düzenlenen operasyonlarla duyurmuş. Aynı dönemde yine adı ilginç bir aşk hikayesine konu olmuş. Hatta cezaevinden firar ettiği görüntüler günlerce gündemde kalmıştı. Türkiye'nin en karanlık yıllarının özeti de sayılabilecek tüm görüntüler ATV'nin dev arşivinden çıktı bugün. Al ellerini. Yat yere. Yat yere. Cumhuriyet tarihinin en büyük narkoterör operasyonu bataklığın altından yine aynı isim çıktı. Örgütün beyni Türk Escobar olarak bilinen Nejat Daş'tı. Ters kelepçe takılmış şekilde Ankara Emniyetine girerken işte böyle görüntülendi. Daş adını ilk olarak 1992'de duyurdu. Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan hareket etti Kısmet'in bir gemisi. İçine 3 tonun üzerinde eroin gizlenmişti. Sevkiyat büyüktü ama narkotik ekipleri takipteydi. Akdeniz'de operasyon düzenlendi. Mürettebat yakalanmamak için gemiyi batırdı. Nejat Daş olaydan sonra yargılandı ve 5 yıl 10 ay ceza alıp hapishanenin yolunu tuttu. O gemi Daş'ın aşk hayatını da ortaya çıkardı. Kısmet'in birin sahibi Derya Ayanoğlu, Nejat Daş'ın sevgilisiydi. İkili Ayanoğlu'nun uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden öldürülen babası sayesinde küçük yaşta tanışmıştı. O dönem cezaevinde imam nikahıyla evlenen çiftin müdürün odasındaki buluşmaları ise günlerce gazete manşetlerini süsledi. Büyük aşkı bitirense Daş'ın cezaevinden firarı oldu. Derya Ayanoğlu yakalandığında henüz 19 yaşındaydı. 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilince başkasıyla evlendi. Tarihler 1993'ü gösterdiğinde yine Akdeniz'de narkotik ekipleri bu kez Lucky S adlı gemiye baskın yaptı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 11 ton 39 kilo esrar ve 2 ton 568 kilo baz morfin ele geçirildi. Nejat Daş organizatör suçlamasıyla İstanbul Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Uyuşturucu baronu 1994'te Sinop'tan İstanbul'a nakledilirken firar etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sahte pasaportla önce Ukrayna'ya, oradan da Moskova'ya kaçtı. Son durağı İspanya'da ise 1997'de yine uyuşturucu işi yaparken yakalandı. Türkiye iadesini talep etti, İspanya kabul etmedi. 2003 yılında serbest bırakıldı. Dört sene sonra yine yakalanınca İspanya Daş'la baş edemeyeceğini anladı ve Türkiye'ye iade etti. Tekirdağ F tipi cezaevindeyken 2012 yılında 1 milyon 250 bin lira kefaletle serbest bırakıldı. Sonraki yıllarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının hemen hepsinde adı geçti. Ve Türk Escobar'ın uyuşturucu saltanatı 30 Haziran 2020'de son buldu. Daş ve gözaltına alınan örgüt üyelerinin sorgusu sürüyor. O bir kahraman, çilekeş, fedakar, çocuklarıyla arkadaş bir baba. 31 yıldır hayatını engelli çocuklarına adadı, umudu bir an olsun elinden bırakmadı. Hasta olduklarında dahi bütün duygularım değişiyor. Birazdan. Dünün en ilginç görüntüsüydü. Adana'da beni zorla evlendiriyorlar deyip polisleri harekete geçiren genç kız. O genç kız üzerinde gelinliğiyle karakolda ailesinden şikayetçi bile olmuştu. Benim sevdiğim var, onunla evleneceğim demişti ama bugün her ne olduysa ifadesini birdenbire değiştirdi. Değiştirmekle de kalmadı. Kamera karşısına geçip nişanlımla çok mutluyum mesajı verdi ve düğüne davet etti. Herkes gibi bizim de kafamız karıştı tabii. Siz zorla mı evlendiriyorsunuz çocuğu? Biz mutluyuz. Hani zorla evlendirmiyorum. Zorla evlendiriliyorum ihbarıyla polis nikah salonunu basmış, genç kızı kurtarmıştı.
Bu kez kameraların karşısına müstakbel eşiyle kafaları karıştıran bir açıklamayla çıktı. Mutluluğumuzu istemeyen bazı insan tarafından şikayet edildik. İftira atıldı üzerimize. Biz yanlış bir şey yapmışız. Ben ne oldu bilmiyorum. Önce beni evlendiriyorlar diye polise ihbarda bulundu. Hatta sığınma evinde kalmayı bile talep etti. Ceylan Beyazkaya en sonunda ise hem ifadesini hem de fikrini değiştirip aynı kişiyle evleneceğini söyledi. Genç kız o kadar çok ifade değiştirdi ki polisi bile şaşkına çevirdi. Önce benim sevdiğim askerde istemediğim biriyle zorla evlendiriliyorum, ailemden şikayetçiyim dedi. Çok geçmedi bu kez de mutluluğumu çekemeyenler var, yalan ihbarda bulundular diyerek suçu akrabalarına attı. Polisler gidip beni götürmesi zoruma gitti şahsen. Ve bugün ayaküstü defalarca ifade değiştiren o genç kız nişanlısıyla kamera karşısına geçti, herkesi düğününe davet etti. Kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Hiçbir zorlama falan yok. Zaten çok mutluyuz. Gelinize bekliyoruz. Hepinizi. Adana'da bir aile katliamı yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla tartışan baba öfkesine yenildi. Hem eşini hem de iki kızını kurşun yağmuruna tuttu. O sırada evde çiftin oğulları da vardı. Küçük çocuğu babasının kurşunlarından komşuları kurtardı. Cinayet getiren baba tüm o öfke nöbetinin sonunda aynı silahın namlusunu kendi başına dayadı, tetiği çekti son kez. Yani oğlan abla, çocuğu tuttum içeri çektim sana da sıkar diye. Sebep olsa sebep olsa. Eline pompalı tüfeği alıp tetiğe peş peşe bastı. Hedefinde eşi ve kızları vardı. Son olarak da namluyu kendine çevirdi. Hiçbir sıkıntısı da yoktu. Yani işinde gücünde. Adana Kozan'da dönercilik yapan Fatih Cengiz'in iddiaya göre evlilik dışı bir ilişkisi vardı. Sevgilisiyle kavga ettikten sonra evine döndü. Eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı. Ailesi ilişkisini biliyor ve bitirmesini istiyordu. Tartışma kanlı bitti. Vallahi şok olduk. Bir anda duyduk. Fatih Cengiz eline pompalı tüfeğini aldı, eşiyle iki kızını ateşe açtı. Komşular sese koştu ve Cengiz çiftinin oğullarını kurşun yağmurunun ortasından çekip aldı. Yani oğlan abla, çocuğu tuttum içeri çektim sana da sıkar diye. Fatih Cengiz son olarak namluyu kendine çevirdi ve canına kıydı. Yasak aşk katliamında döner ustasıyla iki kızı öldü, eşi ise ağır yaralandı. Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Adanalı o baba bir anlık öfkeyi iki kızını birden kurban etti. Ne yazık ki evlatlarını koruyup kollaması, kanat germesi gerekirken. Şimdi izleyeceğiniz baba ise ilk çocuğu doğduğu günden başlayıp öyle bir öykü, babalık öyküsü yazdı ki gerçekten alkış hak ediyor. İki evladının ikisi de engelli. Bakıma muhtaçlar ama o baba evlatlarını büyütürken bir kere dahi olsun öf demedi. Aksine ne onları kendine verilmiş bir armağan olarak sevdi, korudu, kolladı. Onların sevgisiyle hayata daha da bağlandı. Sizin yıl içerisinde mutluluk nasıl tarif edilir? Ben 32 yıldır bu yolu yaşayan bir babayım. Hiçbir zaman için kendimden örnek vereyim insanlara. Bir günüm isyan olmadı. 31 yıldır evlatlarının hem eli hem de ayağı oldu. Samet ile Sena'nın vermiş olduğu mutluluğun sınırı tarif edilmiyor. Samet Sezgin'e selebral palsi teşhisi konduğunda henüz 17 aylıktı. Gezeriz artık. Kardeşi Sena ise amansız hastalıkla çok daha erken tanıştı. Bu beni nereden buldu demedim. Bu niye bizim başımıza geldi demedim. Ki insanların imtihanı çeşitlidir. Herkes çeşitli yerlerden imtihan olur. Baba Salih Sezgin yıllardır bebek gibi bakıyor çocuklarına. Bıkmadan, usanmadan. Rahat etmeleri için satın aldığı minibüsle istedikleri her yere de götürüyor. Salih Sezgin örnek bir baba ve tam da bu bilinçle kendiyle aynı kaderi yaşayan ailelere tavsiyeleri var. Bu tür olaylarla karşılaşan insanlar elinden gelen mücadeleyi yapacak, metin olacak,
isyan etmeden ailesine ve çocuklarına, bir bayansa, bir anne ise çocuklarına ve eşine sahip çıkacak, bir babaysa eşine ve çocuklarına sahip çıkacak ve onlara ne gerekiyorsa her şeyi gönlünden verecek. Müge Anlı Sinop'taki yangının izini sürmeye devam ediyor. Kayıp 3 kişiden hala ses yok. Evde saklanan paraya ne oldu? Evde param var mı diye soruldu bana. Sorular ve yanıtlar birazdan ATV Ana Haber'de. Geçen hafta Salı günü İstanbul sele teslim olmuş. Selde en büyük yarayı megakentin batı ucundaki ilçesi Esenyurt almıştı. Bodrum katlara dolan su ve çamurun neden olduğu anlar hala hafızalarımızda. Bugünün haberi yine Esenyurt'tan. Konusu yine sel ama daha özel de selin mağdurları. Bugün saat 14 civarıydı. Haber merkezimize bir ihbar geldi. Arayanlar selde evleri su ve çamurla dolan ailelerdi. Felaketten hemen sonra yerleştirildikleri otelden kapı dışarı edildik diyorlardı. Antep Haber ekibinden Meryem Nas ihbarı alır almaz o otele gitti, ailelerle konuştu. Haber merkezimizin editörleri ise hem İstanbul Valisi'ne hem Esenyurt Kaymakamı'na hem de Esenyurt Belediye Başkanı'na ulaştı. Aslında ne oluyor sorusunu ilk ağızlara, en yetkili isimlere sordu. Ve sonuç evet, ortada büyük bir mağduriyet vardı. Vardı diyorum çünkü o mağduriyet sadece 3 saat içinde çözüldü. Evet. Kaymakamlık arkadaşlar gelmişler, bizi mağduriyetimizi gidermeden bizi zorla otelden çıkartmaya çalışıyorlar. 23 Haziran Salı günüydü. Deyim yerindeyse kara bulutlar İstanbul'un üzerine tam bir kabus gibi çökmüş. O güçlü sağanağın ardından İstanbul Esenyurt'ta işte bu görüntüler kaydedilmişti. O günden bu yana aradan tam bir hafta geçti. Felakette evleri hem su hem de çamur altında kalan aileler son bir haftadır yine Esenyurt'ta kaymakamlık himayesinde bir otelde konaklıyorlardı. Yeme içme ihtiyaçları ise günde 3 öğün Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanıyordu. İşte o otelin boşaltıldığı haberi ATV ihbar hattına öğlen saat 2 sularında geldi. Biz her yerden yardım istiyoruz. Gerekirse her kanal gelecek bizi gelsin, bizim mağduriyetimizi gidersinler. Resmen bizi de dalga geçiyorlar. Ben mağduriyetimi bir şekilde bugün Türkiye'ye belirteceğim. Ben bugün mağdurum. Ortada bir sorun olduğu kesindi. Ancak sorunun kaynağını bulmak gerekiyordu. ATV haber ekibinden Meryem Naz, ihbarın hemen ardından oraya, o oteli hareket etti. ATV Haber Merkezi ise hem valiliğe hem Esenyurt Kaymakamlığına hem de Esenyurt Belediye Başkanlığına ulaştı. Mağduriyetin nedenlerini anlamak için bizzat ilk ağızlarla konuştu. Ve daha önemlisi çözüme giden yolun izini sürdü. Para yardımıyla ilgili herhangi bir şey söylenir mi? Evet. Bir şey verilmiyor. Herhangi bir yardım da yapılmadı. Benim cebimde 5 kuruş param yok. Ben akşam ne yapacağım bilmiyorum. Yetkili kimseyle görüştürmüyorlar beni. Oteldeki konaklama süreleri sona eren ailelerin çoğu o büyük felakette en büyük yarayı alan evlerde yaşayanlar, yani bu mezar evlerde kalanlar. Evlerdeki çamur dağları selden hemen sonra belediye tarafından temizlendi. Ne var ki o evler henüz yaşanacak durumda değil. Bize dediler ki gidin evlerinize yerleşin. Bu evde oturulur mu, yerleşilir mi? Fikriye Yeşil Irmak'ta sel mağdurlarından ve onun evine şu an birlikte girdik. Ne yazık ki mutfağı kullanılmaz halde, bütün odaları kullanılmaz halde. Ve su seviyesi tavana kadar çıkmış durumda. Ev temizlendi dendi ama çamurlar hala yerde. Aile şimdi kara kara nerede oturacağını düşünüyor. Bir tane içmeye bardağım bile kalmadı, bir tane. Ve çocuklarımı giydirecek bir tane kıyafetim bile yok. Ve ben nereye gideyim? Eşyamı koymadığım eve ben nasıl gelip yaşayayım şimdi? Bana bir yol göstersinler, ona göre gelip yaşayayım. O selde canlarını kurtaran ama neredeyse tüm eşyasını, tüm birikimini, hatta işini çamur altında bırakan ailelerin tek isteği başlarını sokacak bir yuva. Yani devletin şefkat eli. Hiçbir şey yok. Bir ina dahi kurtarmamışız.
Cepte de bir şey yok. Her şeyi kaybettik. Yani bu mağduriyetimiz gidermeyene kadar bizi nereden çıkartıyorsunuz? Yardım edilecek dedi, destek olunacak dedi ama hiçbir şey yok. Sadece sabah eşyanızı toplayın çıkın dendi bize. Hamile olduğumu görüyorlar. Gördüğü halde insanların eşyalarını atmışlar. Diyorlar ki çıkın gidin, biz nereye gidelim? Kimse bize yardım etmiyor. Açıkçası biz çok kötü durumdayız ama bir türlü derdimizi anlatamıyoruz. Sizin gelmeniz çok iyi oldu. Sel mağduru aileler yine Esenyurt'taki işte bu otelde kalıyorlar. Sabahın erken saatlerinde onlara bir telefon geldi ve otel yönetimi oteli derhal boşaltmalarını istedi. Ancak ailelerin gidecekleri evler şu anda hala harap içinde. Üstelik otelde çocuklarıyla kalan, hamile olanlar, yaşlı aileler de var. Onlar şimdi destek bekliyor. Ve öğle saatlerinde gergin başlayan o öykünün mutlu sonu. Saat 17 civarları. ATV haberinde sorumlu gazetecilik anlayışıyla adım adım takip ettiği o büyük mağduriyet, bizzat İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın devreye girmesiyle çözüldü. Vali Yerlikaya'nın belirlediği bir heyet saat tam 17'de orada o otelin önündeydi ve ailelere müjdeli haberi verdi. Saat 17 sularında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bir heyet otele geldi ve sel mağduru ailelerle konuştu. Onların sorunlarını çözeceklerini dile getirdiler. Müjdeli haberi aldınız, artık mutlusunuzdur inşallah. Mutluyuz, bekliyoruz. Gelişmeleri bekliyoruz. Ne dediler sizlere? Her şey hesaplandı, yapıldı. Cuma günü hesaplarınız yatılacak. Ondan sonra normal kiraya geçeceğiz, devam edeceğiz hayata. Evet, neyse ki problem de çözüldü şimdilik. Sinop'taki Esengiz yangına ilişkin düğün de çözülmek üzere. Müge Anlı programında bugün geniş yer verdi konuya. Gözler eşi, oğlu ve anneannesi kayıp olan Erdal Özkaya'nın üzerindeydi. Dün birbiriyle çelişen cümleler kurup dikkatleri üzerine çeken Özkaya, bugün bu kez söylediklerini yalanladı. Müge Anlı çileden çıktı. Müge Anlı, Sinop'ta 3 kişinin ortadan kaybolmasına neden olan gizemli yangının izini sürmeye devam etti. Evde param var mı diye soruldu bana. Dedim ki vardı. Ya bu buzluğa konuluyordu param, ya da dedim buraya konuluyordu. Buzluktan, yani derin dondurucudan böyle bir şey çıkmadığını tamam, söyledi. Tamam, yani parayı aldı mı, kaçtı mı? Tabii. İnsan bakar. Üstüne benim eşim. Şimdi bunu yapacak talep kapasitesi şey mi? Müge Hanım, hiç konuyu uzatmaya gerek yok. Söylemedim Müge Hanım. O yerden paralar da alındı, o insan da yok. O insanları yok eden o parayı orada bırakır mı Müge Hanım? Hangi şeyden bahsediyor bunlar? İddialardan biri Nurten Özkaya'nın evde bulunan yüklü bir miktar parayı da alarak kaçtığıydı. Şimdi buzdolabı yanmayan yerde. Kısımda. Derin dondurucu? Yanan tarafta. Yanan tarafta. Bu buzdolabı mı? Evet, buzdolabı. Bu buzdolabı değil ya. Yangın ilk günü konuşulan böyle derin dondurucunun içinde paralar da vardı. Onunla birlikte yandı diye konuşuldu. Derin dondurucu yanmış. Nerede iskeleti paraya baktınız? Buzluk komple yandı. Bu buzdolabı. Bu tamamen derin dondurucu tamamıyla yandı. Huşken içerisinde yani. Bir derin dondurucu ne olduğu anlaşılmayacak şekilde tamamen... Sizin deyiminizle kül olması mümkün değil. Her şeye bilip bilmeden itiraz etmeyin de. Yapmıyorum ben. Tamam. O zaman o paranın orada bir destesi falan olur. Yani demek ki para da mı alındı? Her şeye itiraz ediyorsunuz. Ya sen şimdi içinde yüklü miktarda para olan derin dondurucuya acaba paraya bir şey oldu mu diye kim bakmaz? Hocam benim çocuğum, eşim, evim, malım, Allah, mülküm gitmiş. Ben o paranın peşine nasıl düşeceğim? Erdal Özkaya'nın yangın gününe ait çelişkili ifadeleri hem Müge Anlı'yı hem de stüdyodakileri çileden çıkardı. Sonra dün dedin ki biz orada beraber çalışıyorduk. Ben karımı aradım, çıktım. Karımı aradım, gelme dedi. Beraberce gel dedi. Yoldan geri döndüm dedi. Şimdi yoldan geri dönmek için... Orada o 5 kişi çalışıyorsunuz ya, onlardan bir ayrılman lazım. Ne zaman ayrıldın onlardan? Hiç ayrılmadım. Diyorsun ki ben eşimi aradım, yoldan geri döndüm dedin. Bak ne dedin? Eşimi, çocuğumu almaya gidecektim. Sen nasılsa amcamları almaya geleceksin, o zaman gelirsin. Türkçe, yine. Yoldan geri döndüm ne demek? Gidecektim, gitmedim. Ben bir kere bu 15-37'deki konuşmanın kesinlikle bunun altına, bu benim fikrim, altına imzamı atıyorum. Ben onlarla yapıldığına inanmıyorum. Tamamen böyle psikolojim bozuluyor, bir şey anlatmaya başlıyorum. Vallahi bir gün benim de psikolojim bozulacak. Vallahi o zaman hepiniz göreceksiniz. Bir gün benimki de bozulacak. Ben de normal insanım yani. Yola çıkıp... Etten kemikten. Kime acı, kime örnek olacak türden bir dizi aile öyküsü getirdik ekranlarınıza daha önce. Merkezinde bir aile olan başka bir öykü izleyeceksiniz şimdi. Zorluklarla dolu bir yaşam öyküsü. Ailenin hayatı
tesisatçı babanın rahatsızlanmasıyla değişti. Baba işini yapamaz hale gelince kağıt toplamaya başladı. Haliyle evin geliri düştü. Yiyecek yemek bile bulamadıkları günler oldu. Burcu Kuru bugün o ailenin misafiriydi. Bakın neler gördü, neler dinledi. Çocuklar fareyi ısıracak diye sabaha kadar uyumuyorum. Başlarında bekliyorum. İki odalı küçük bir evde büyük zorluklarla dolu bir yaşam mücadelesi onlarınki. Su tesisatçısıydı eşim. Astım hastası olduğu için o işi yapamıyor şimdi. Ağır geliyor. Şimdi çekçekle işte kağıt topluyor çöplerden. Aileyi bu zorlu hayata mahkum eden baba Ömürcan Demir'in sağlık problemi oldu. Baba tesisat işiyle uğraşıyordu. Astım teşhisi konulunca işini yapamaz hale geldi. Ankara'da oturuyorduk. Ev sahibimiz bizi kiramızı ödeyemedik diye çıkarttı. Biz de bütün ev eşyalarımızı satıp buraya geldik. Göç etmelerinin nedeni babaannenin İstanbul'da yaşıyor olmasıydı. Çocuklarını ona emanet edip karı koca iş bulup çalışacaktı. Ama işler planladıkları gibi gitmedi. Girmiştim işe, 2 hafta çalıştım. Uyku bozukluğu var. Sürekli yani oturduğu yerde bile uyuyor. Çocuklarıma bakamıyor. Geçen de bunu araba çarpacakmış, yola çıkmış. İki çocuklu Demir ailesi işte bu evde yaşıyor. 2 oda var ama içeride neredeyse hiçbir eşya yok. Eski koltuk minderleri dışında evde rutubet kokusundan durmak imkansız. En büyük korkuları da geceleri çıkan fareler. Geçen de çocuğum ağlıyordu gece. Sıcak diye üstünü açtım. Fare kaçtı gitti çocuğumun yanından. Çocuklar fareyi ısıracak diye sabaha kadar uyumuyorum. Komşuyuz burada. Çocuklara bir şey olacak diye biz de korkuyoruz hakikaten. Yani geceleri bazı ben oradan fareleri kovma için bazı iniyorum. Buzdolabım yok. Olan bütün erzağım bunlar. Komşular veriyor. Makinayı bir yardımsever almıştı. O da bozuk hurdacıdan aldığımız için içinde çamaşırlarım hala duruyor. Elimde yıkıyorum. İşte yemeğimi bu küçük tüpte pişiriyorum. O da bitmek üzere zaten. Ahmet 3, Muhammed 5 yaşında. Anneleri her gün acaba onlara ne yedirsem, ne bulsam da giydirsem diye düşünüyor. Tek bir isteği var. Onların sağlıklı bir yuvada büyümeleri. Geçen de karpuz istedi. Alamadım. Görüyor, ağlıyor. İşte öyle hiçbir ihtiyaçlarını alamıyorum. Ve Afrika'dan Türkiye'ye uzanan bir aşk hikayesiyle devam edelim. Hikayenin kahramanları fil dişi sahillerinden bir gençle Konyalı bir kız. Adingra ve Büşra. Okulda tanıştı genç çift. Birbirlerine aşık oldular ama Afrikalı Adingra Büşra'yı bırakıp dönmedi ülkesine. Önce Müslüman oldu, Ahmet ismini aldı. Çiftin yazın sonunda biri Türkiye'de, diğeri 10 bin kilometre uzaktaki fil dişi sahillerinde çifte düğünü var. Afrika ezgileri de vardı. Bizim toprağın türküleri de. Irkla işte kültürle farklı olabilir ama sevgi tek yani. Prens Ahmet'le Büşra'nın aşkı kültürleri kaynaştırdı. Büşra ve Ahmet'in memleketlerinin arasında on binler var, on binlerce kilometre var. Ama onlar birbirlerini İstanbul'da buldu, aşık oldular. Şimdi evliliğe adım adım ilerliyorlar. Tam bir Türk sayılırım. O da sayesinde öyle. Nerelisiniz diye sorduklarında ne diyeceksiniz artık? Annem köylü diyeceğim. Yani. Konyalı mı? Evet, Konyalıyım artık Mevlana abi. Aynı üniversiteden mezun fil dişi sahillerinden Prens Ahmet Adingra ticaretle uğraşıyor. Konyalı Büşra Tekin ise okul öncesi öğretmenliği yapıyor. Geçen yıl nişanlandılar. Nereliyim diyordu, fil dişili deyince tanıyor muydu, bir zorluk yaşadın mı? Valla ben burada 2011'de geldim. Ben fil dişi sahilleri dediğim zaman işte insanlar bilmiyordu. Fransız kalıyorlardı. Ben de işte Drogba'lıyım dediğim zaman, çünkü futbolcumuz vardı ünlü. Drogba deyince aklına geliyor ve öyle işte. Türkiye'de sevilen bir isimdi Drogba. Evet, Galatasaray'da evet. Forma giymişti. Evet, evet. Tam da düğün olacakken pandemiye yakalandınız. Evet, kesinlikle. Geçen sene Haziran ayında nişanımız olmuştu, nişanlanmıştık. Bu hafta sonu düğünümüz vardı 4 Temmuz. Da maalesef pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık Ekim ayına. Hey!
Genelde sosyal medyadan zaten bu tarz sorular alıyoruz. Hani eşiniz Müslüman, nişanınız Müslüman mı gibi. Müslüman. Elhamdülillah, evet, Müslümanım. Türkiye'de Müslümanlığı seçen ve ismine Ahmet'i de ekleten 26 yaşındaki genç sevdiğine Türkçe şarkılar da söylüyor. Gayede kimse kimseyi tek etmesin, mutlu son olmasın, mutlu sonsuz olsun. Dualarım ötsün, bizi hasret üşütmesin. Sizin soyadınız ne olacak? Kolay mı, telaffuzu zor mu? Adingra olacak. Kendi soyadımı da ekleteceğim. Onun soyadını da ekleyeceğim. O şekilde. Adingra ne demek? Adingra kral demek. Güzel, havalı bir soyadı. Evet, aynen. Kraliçem olacak kendisi. Şimdi sizi Kayseri'de çektiği videolarla tam bir fenomen haline gelen bir çobanla bir araya getireceğiz. İsmi Eyüp Kural. İlginç dansları ve hayvanları otlatırken kurduğu samimi konuşmalarıyla fenomen olmayı fazlasıyla hak ediyor. ATV Yurt Haberler ekibinden Engin Gökdemir'in haberi, özel haberi. Kimi zaman hayvanlarla konuştu, kimi zaman da danslarını sergiledi. Kayserili çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen oldu. Kaç kişi izledi şu ana kadar çektiğim videoları? Şu ana kadar çektiğim videoları izlenme oranı 4 milyonu geçkin bir izlenme oranım var abi. Kız akşam size gelmeden kar yolanda yer var mı? Eyüp Kural, Kayseri'nin Tomaz ilçesinde yaşıyor ve Göbür Yaylası'nda hayvanlarıyla birlikte çektiği video bir anda Türkiye'de, hatta dünyada milyonlarca kişiye ulaştı ve herkesin beğenisini kazandı. Benim neler çektiğimi bilmedi o. 23 yaşındaki Eyüp Kural, 9 yaşından bu yana mesleğini aşkla yapıyor. Her gün eşeğine binip o çok sevdiği kuzularına yaylaya gidiyor. Nasıl geçiyor zamanın yaylada? Yaylada zamanımız genellikle hayvanları gütmekle geçiyor. Ben işimi de yaparım Allah'ın izniyle, videomu da çekerim. Bak, doyurdum yatıyor. Canımı sıkıldım mı türküler söylüyor. Onun kendi çapında oynamayı çok seviyorum. Hani çok oynarım. Peki ne tür videolar çekiyorsun? Abi ben genelde böyle konuşmayı çok seviyorum. Hani kalbimden ne geçerse. Hadi. Hadi lan şarkıya gireceğim. Hadi. Hey, hey. Fenomen çoban samimiyetiyle beğeni toplamaya devam edecek gibi. Diyorlar ki kardeşim, senin kılığında kılık yok, tipinde tip yok. Mesela dış görünüşte, olsa kapkara şarkanlıkta mis gibi çay çıkmaz. Veriz'e benzerine az rastlanır bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Bir boz ayı ayağı tuzağa takılınca çıktı, ağacın tepesinde mahsur kaldı. Operasyon saatler sürdü. O öyle durur muydu sen onu yaptığın zaman? Armut yiyip karnını doyuracaktı. Domuzlar için konulan tuzağa basınca ayağına demir saplandı, ağacın tepesinde mahsur kaldı. Ağaçtaki ayıyı köylülerden biri gördü, Rize'deki kurtarma ekiplerine haber verdi. Çek! Çek! Bekle! Ha. Görevlilerden biri o ağaca tırmanmaya başladı. Hayvana uyuşturucu iğne yapılmıştı ama etki etmesi hayli zaman aldı. Hiç bozmayın abi. O kafayı kaldırdı mı uyuşmadı demek. Ayı tam 12 iğne yapıldıktan sonra kendinden geçti. Hayvan birazcık mayıştı gibi baksana. Tabii canım. Ayık da. O öyle durur muydu sen onu yaptığın zaman? Ardından bir görevli yanına ulaştı. Ağaçtan yere bir teleferik sistemi kuruldu. Olmaz abi, o hayvan oraya sıkışmış. Yukarı çekmemiz lazım. Ayağını kesmiş. Ağacın tepesinde mahsur kalan ayı el birliğiyle aşağı indirildi. Bol ver. Ayağındaki demir parça çıkarıldıktan sonra da doğaya salındı. Kontrol çıkıp geleyim. Sabit bir olmuyor.
Dünyanın en büyük ve en meşhur sirki, Cirque du Soleil, yani Güneş Sirki kapanıyor. Nedeni koronavirüs salgını. Salgın yüzünden tüm gösterileri iptal olan sirk bugün iflasını ilan etti. Müzisyenler, akrobatlar, dansçılar. Koronavirüs salgını onları da vurdu. Dünyanın en büyük ve en meşhur canlı performans grubu Cirque du Soleil iflas etti. Kanadalı topluluk 36 yıl boyunca son derece başarılı ve karlı bir organizasyonduk. Ancak koronavirüs nedeniyle tüm gösterilerimiz zorla kapatıldı açıklamasında bulundu. Sıfır gelirle ayakta kalmaya çabalayan topluluk çalışanlarının %95'ini tam 4679 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Cirque du Soleil şirketinin 900 milyon dolar borcu olduğu açıklandı. Şirket kendilerini bu durumdan kurtaracak yatırımcıları bulur bulmaz heyecan dolu gösterilerine devam etme sözü de verdi. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.